Herkese yeni bir yolculuk vlogundan merhaba arkadaşlar. 40 saate yakın bir yolculuk önümde beni bekliyor. Şu anda ilk durağım Tallinn'den çıkıyorum arkadaşlar. İstanbul aktarmam var. Sonra da Kolombiya'nın başkenti Bogota'ya 13 saatlik bir uçuşum var. Bogota'ya indikten sonra iç aktarmam var. Bogota'dan Medellin'e bir saatlik daha uçuşum var. Yani yaklaşık 42 saat falan yolculuk sürecek beklemeleriyle birlikte. Oh be, sonunda Latin Amerika'ma geri kavuşuyorum. Pandemi öncesinde en son Brezilya ile Arjantin'e gitmiştim. Sonra pandemi patladı ama aşık oldum resmen Brezilya'dayken Latin Amerika'ya. Er ya da geç Latin Amerika'ya geri döneceğim demiştim arkadaşlar. Yolum inanılmaz uzun ama aşırı heyecanlıyım. Kolombiya'da ilk defa bulunacağım. İlk defa Kolombiya'ya gidiyorum. Yeni bir ülke, yeni maceralar ve Latin Amerika. Başka diyecek bir şeyim yok arkadaşlar. Bakalım hangi maceralar bizi Latin Amerika'da bekliyor arkadaşlar. Takipte kalın. Latin Amerika'da, Kolombiya'da görüşürüz. Ama önce İstanbul. Gördüğünüz gibi insanlar sormamış yani bunu kontrolebilir miyim diye. Yani sorsaydı sorsalardı burada bedava oturabilirlerdi genç demiş. Bakın. Nicholas'ın yemeği de geldi arkadaşlar. Tavuk ve makarna vardı, ben tavuğu seçtim. Manzaramızda bu şekilde. Salim İstanbul'a indim. 16 saat aktarmam var. Tabii ki de şehire çıkacağım. Arkadaşıma, kankimin yanına gideceğim. Onu da gördükten sonra yarın saat 8.30'da sabah Bogota uçağım var. Heyecanlıyım. Aksiyon dünyası, Latino gang. Hadi bakalım. Ama bir anda gene İstanbul'a, Türkiye'ye geldiğim zaman bir şaşkına dönüyorum. Ya. O kadar çok insan var ki her yerde. Özellikle Estonya'dan sonra bu kadar insan bayıyor. Estonya'da insan yok insan. Evet arkadaşlar, sabah şu anda saat 8.30, İstanbul Havalimanı'ndayım. 16 saatlik aktarmam vardı. Arkadaşımın yanına gittim, yemek yedik. Birazcık uyudum falan 3-4 saat. Şimdi tekrardan alana geldim. Çok kalabalık alan her zamanki gibi. Bogota uçuş kapısının oraya gidiyorum şu anda. Ama önce birazcık yemek yiyeyim birazcık daha. 13,5 saatlik uçuş var. Yeni baktım. Tam 13,5 saat sürecek uçuş. 2 sene aradan sonra uzaklara gidiyorum arkadaşlar. İnanılmaz heyecanlıyım. Bakalım ne tarz maceralar bizi bekliyor. Latino gang. Umarım zevkli bir 13,5 saatlik uçuş olur. Hadi bakalım Latino gang. Leko, 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 leko. Kapıya baktım. Bogota uçuşum için. Şöyle çok ilginç bir şey var. Uçak önce Bogota'ya gidiyor. Sonra Bogota yolcularını bıraktıktan sonra Panama City'ye devam ediyor. Yani Panama ülkesinin başkenti Panama City'ye devam ediyor. Yani uçağın bilgisi Panama City diye geçiyor. Bogota yazmıyor uçak kapısında. Çok ilginç. Birkaç noktada da THY bu şekilde çalışıyor. Sanırım Sao Paulo'ya giderken önce Buenos Aires'te duruyordu. Sonra Sao Paulo'ya devam ediyordu. Böyle uzak overseas noktalarda THY bu şekilde çalışıyor arkadaşlar. Burası güzel bir alan. Burayı seviyorum. Göstereyim size. Yemek alanı. Tadında Anadolu. Anadolu kuzini diye geçiyor. Sabah saat olduğu için kahvaltılıklar var bu tarafta.
börek mörek var. Gördüğünüz gibi börekler var. Bu tarafta döner var. Ya da tatlılar var. Dünyada hangi havalimanında böyle yemek vardır arkadaşlar? Görüyorsunuz İstanbul Havalimanı Türkiye farkını. Havalimanında baklavalar. Adeti 60 lira. Yani şunun bir tanesi 60 lira. Baklavanın bir tanesi, yani gördüğünüz bir tane dilim arkadaşlar 70 lira. Kafayı yemişler. Fiyatlar aşırı pahalı. Havalimanında bir tane simit 32 liraydı. Simit sarayında gördüm. Burada kurabiye murabiye var. Buradan da döner yiyebilirsiniz ama şu anda döner yok tabii. Şimdi size simit sarayındaki fiyatları göstereyim arkadaşlar. Sandviç 40 lira. Sandviçler 43 lira, 41 lira. Kruvasan 30 lira. Gördüğünüz kruvasan 30 lira. Peynirli gülbeli 33 lira. Patatesli gülbeli 33 lira. Çubuk patatesli börek 45 lira. Simiti göremedim. Simit sarayında simit yok. Poğaçalar 43 lira falan. Fiyatlar abartı pahalı. Yani şu kruvasan bile 28 lira. Euro'ya çevirsen 3 lira ediyor. Stockholm havalimanında 3 liradan daha ucuz alırsın bunu. Normal simit de şurada. Taze çıkacak, sıcak sıcak. Simitin de 11 lira 50 kuruş. Bunlar da. Normal sokakta aldığınız simit 11 lira 50 kuruş. Patatesli gülbeli 33 lira. Gördüğüm en pahalısı da bu. Kıymalı saray dürüm 48 lira. Bir tanesi şöyle. İçecek fiyatlarına geçelim. Portakal suyu 36 lira. Kutu kolalar 28 lira. Suyu göremiyorum. 11 lira. Sular da 11 lira arkadaşlar. İstanbul Havalimanı'nda fiyatlar bu şekilde. İnanılmaz pahalı fiyatlar. Yani Euro'yu çevirince bile inanılmaz pahalı oluyor. Bu kadar olmamalı. Evet arkadaşlar, Kolombiya'ya gitmeden önce son simidimizi yiyelim. Çıtır simit fırından yeni çıktı. Bir de çayımız var. İstanbul Havalimanı'nda dünyanın en saçma uygulaması. Bir internet almak için pasaport okutup şifre alıyorsunuz. Ve bir saat ücretsiz sadece. Gördüğünüz gibi bir saat ücretsiz internet. Dünyanın buluşma noktası dedikleri havalimanında sadece internetin bir saat bedava olması da ayrı bir saçmalık. Bir de 2 saat falan 35 lira. Bu kadar büyük ve güzel bir havalimanında internetin çok kolay bir şekilde erişilebilir ve tamamen bedava olması lazım. Bizim kapımız orada. B13 Panama City Bogota. Önce Bogota'ya gideceğiz. Yani benim gideceğim şehir. Sonra uçak Panama City'ye, Panama'ya devam ediyor. Türk Hava Yolları uçağı. Yani bayağı sıra var ya. Latin ablalar, abiler İstanbul'da ne yapıyorsa. B13 hadi bakalım. Evet arkadaşlar, koca uçağımız da burada. Kolombiya'ya gidiyoruz. Hadi bakalım Bogota. Kolombiya. Efsane olacak, efsane. Uçağa gidiyorum şu anda. Kolombiya genk kalmasın, Kolombiya yolcuz kalmasın, Bogota. Latino genk. Merhaba. 33 isn't it? Yes. Okay. 10K benimki. 10K ikinci koridordan buyurunuz. Tamam, sağ ol. Evet, uçağa bindik arkadaşlar. Kalan zaman 12,5 saat. Bogota'da şu an saat 2:23. İstanbul'da 8:23. Bogota'ya tam 12,5 saat var. Ekonomi sınıfında. Çetin şartlar altında 12,5 saatlik sanırım tarihimin, gezi tarihimin en uzun uçuşu olacak. Tek yön, direkt. Hadi bakalım.
iyi yolculuklar. Exit çıkışında yer buldum arkadaşlar. Normalde ileride şurada cam kenarında bir yerde oturuyordum. Boarding tamamlandıktan sonra şöyle bir kolaçan ettim etrafı ve tabii ki bu gördüğünüz exit tarafındaki koltuklar boştu. Hostesten rica ettim. Dedim buraya oturabilir miyim diye. Dedi bir kalksın uçuş, ondan sonra gel otur dedim. Uçak kalktı, hemen geldim. Şey oturdum. Exit'in olduğu kısma. Siz de bu şekilde yapabilirsiniz. Yani uçak boarding tamamlandıktan sonra etrafı kolaçan edin. Güzel bir koltuk bulursanız rica edin. Hostesten zaten kabul ediyor çoğu zaman. Özellikle çıkış exit kısımlarına bakın. Burayı normalde parayla satıyorlar. Ama satılmıyor yani, kimse almıyor. Ya da yarı satılıyor. O yüzden boş kalıyor. Boarding tamamlandıktan sonra saldığım exit koltuklara oturup bedavaya. Benden size bir overseas uçuştuk arkadaşlar. Çantamız da geldi. TC'nin uzun uçuşlarını da verdi. Ne var derseniz. Distractions will get away. This is what we waited for. Take my hand, we'll make it somehow. We can't miss out. I'm done living life with the lights out. Die with my own doubts. Be free. Welcome to Colombia gang. Arkadaşlar Bogota'ya indim. Bogota'ya indim. 12,5 saatlik yolculuktan sonra Bogota'dayım şu anda. Colombia. Bakalım sınırı geçerken bir sıkıntı yaşayacağım mı? Sağ salim Bogota'ya vardım. 12,5 saatlik uçuştan sonra İstanbul'dan. Uf. Süper, Kolombiya macerası başlasın o zaman. İnanılmaz heyecanlıyım. Yeni bir ülke. 2 yıl aradan sonra ilk defa yeni bir ülkeye geldim. En son pandemi öncesi Brezilya, Arjantin yapmıştım. Tekrardan Latin Amerika'dayım. Çok heyecanlıyım. Şimdi Medellin uçağına doğru aktarmaya geçeceğim iç hatlarda. Bana bol şans deyin arkadaşlar. Çok yorgunum, inanılmaz yorgunum, anlatamam. Ama bir yandan da aşırı heyecanlıyım. Yeni ülke, yeni maceralar. Latin Amerika'ya tekrardan geri döndüm. Ah, hell yes. Hola amigos, buen videos, Colombia, Colombia gang. Şimdi para bozduruyorum arkadaşlar, 1 euro 4300 peso. Önce vereceğim parayı alış fiyatıyla çarpıyorum, sonra telefondan rakamı gösteriyorum. Bu parayı vereceksen okey diyorum, dealsa deal diyorum, sonra anlaşıyoruz.
devamında parayı alıyoruz. Şu anda Bogota Havalimanı'ndayım. Kolombiya başkenti. İnanılmaz yorgun, bir gündür 6 saat falan uyudum. Tipime bakın zaten. Benziyordur. Benziyorum bilmiyorum şu anda. Neyse, final destinasyonum Medellin, Kolombiya. Son uçağım, son parti. Bu uçağı da sağ salim atlatırsak Medellin'e varmış olacağım. Medellin'de görüşürüz o zaman. Take care. Arkadaşlar, böyle bir hoş geldin içkisi de almış oldum. Böylelikle bu videoyu burada kapatayım. Gördüğünüz gibi şu anda Medellin'e geldim. 36 saat yolculuktan sonra şansıma da böyle karşılama komitesi beni karşıladı. Şu anda bagajımı alacağım, taksiye bineceğim. Şehire gideceğim, otele. Neyse arkadaşlar, bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.